sonra konuşmayı bitirirken döndü lafı bana getirdi mesela. Yani şimdi Türkiye'yi yönetmeye talip bir parti, %37 oy almış bir parti, ülkeyi yönetecek bir parti ve o partinin genel başkanı bir başka partinin milletvekili sizi eleştiriyor diye. Yani siz eleştiriden muaf mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olunca yani Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştireceğiz, MHP'yi eleştireceğiz, Büyük Birliği eleştireceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına gelince eleştirmeyeceğiz. Niye? CHP'den vekil seçilmişim. Önce şurada bir mutabık kalalım. Ben CHP'den vekil seçildim ama nasıl seçildim? Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı birlikte 6 parti bir araya geldi. Cumhurbaşkanı adayı belirledi. Bu adayı belirlerken de 6 partiye milletvekili verildi. Üstelik de en azı Demokrat Parti'ye verildi. 3 milletvekili. Gelecek Partisi'ne 10 verildi. Deva Partisi'ne 15 verildi. Saadet Partisi'ne 10 verildi. Demokrat Parti'ye 3 vekil. Ben Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Ordu milletvekiliydim. İstanbul'dan aday oldum. Sabah 8, gece 2'ye kadar Cumhuriyet Halk Partililerle beraber sahada çalıştım. Mücadele ettim. O insanlara hep dua ettim. Vefa İstanbul'da bir semt adı değildir diye her zaman da teşekkür ediyorum. Özgür Özel benim hangi eleştirimden rahatsız oldu da dün akşam beni gündeme getirdi? Çok üzüldüm. Mesela diyor ki benden diyor tenhada özür dilerdi diyor. Tenhada özür dileyen namerttir. Ben özür dilemeyi açık yaparım. Onu en iyi Ahmet Yavuz bilir. Ahmet Yavuz Paşam geçmiş dönemde bir Twitter atışmasından dolayı kendisine bir söz söylemiştim. Açtım açıkça özür diledim kendisinden. Hakkını vermek istiyorum seyredenlerimizle konuklarımızla biz. %37 oy almış bir partinin genel başkanı, Türkiye'yi yönetecek bir partinin genel başkanı, son sözünüz nedir diye sorulduğunda ben yılların siyasetçisiyim. Ben olsam Cemal Enginyurt'u konuşmazdım. Böyle bir şey gündeme getirmezdim. Ben Cemal Enginyurt olarak Özgür Özel'den özür dileyecek hiçbir şey yapmadım. Hele tenhada özür dileyecek bir namertlikte de hiç bulunmadım. Demin de söyledim. Özrümü hep açıktan dilerim dilerse. Ahmet Yavuz Hocam özür diledim. Berna Laçin Hanımefendi bir gün tweet attı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oyunumu yasakladınız. Benden özür dilemeyi düşünüyor musunuz dedi. Tweet attım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oyununuzu yasakladığım için sizden özür dilerim dedim. Ben açıktan delikanlıca yaparım yaptığım her işe. Benim Özgür Özel'den özür dileyecek hiçbir şeyim de yok. Orada söyledi, kendisine hakaret ettim. Veliha Baba'ya da hakaret ettim. Muharrem İnce'ye de hakaret ettim. Hepsinin de parasını ödedim. Yani Özgür Özel'e hakaret ettim de parasını almamış mı? Bir ikinci dosya vardı. Onu söylüyor herhalde. İkinci dosyada da grup başkan vekiliydi. Karşılaştığımızda dedim ki Özgür Bey, bak biz Millet İttifakı'ndanız. Davaları çek. CHP'liler bana davaları çek diyor. Hasan Bey avukat olduğu için bunun ne anlama geldiğini bilir. Bana da hakaret edenler var. Birçok dostumuz beni arıyor. Kırmıyorum. Diyorlar ki ya şununla ilgili davayı çeker misin? Seni mi kırayım diyorum. Seve seve çekiyorum. Ben Özgür Bey'e kendim söyledim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde milletvekillerinin arasında. Dedim ki davanı geri çek. Avukatı şu anki Çankaya Belediye Başkanı olan arkadaşa talimat verdi. Davayı çekti. Şimdi bunun söylenecek neyi var? Ben CHP'li değilmişim. Ben CHP'liyim demedim ki hiç. Hiç hayatımın hiçbir devresinde de CHP'li olmadım. CHP'den milletvekili olurken de CHP üyesi de olmadım. Bakın CHP üyesi de olmadım. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak tekrar söylüyorum. Muvafakatnameyle tıpkı Gelecek, Saadet, Deva Partililer gibi oradan aday oldum. Ama bir oy Kemal'e, bir oy Cemal'e diye Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi'ye oy verilmez derlerken ben kızımı verdim Alevi'ye. Oy nedir ki diyerek bu bölücülere, bu hakikaten ağza alınmayacak sözlere hak edenlere en ağır cevapları verdim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu için seçilsin diye İstanbul'da gece gündüz çalıştım. Benim olduğum birinci bölgede ve İstanbul'da ordular Cemal Enginyurt aday diye CHP'ye oy verdiler. Benim olduğum birinci bölge tek milletvekili artıran bölge. Tek milletvekili 11'den 12'ye çıkan bölge benim bölgem. Dolayısıyla ben CHP'li değildim ama CHP'den daha fazla Kemal Bey'i savundum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy istedim.
Bu rahatsızlık nedir ki? Ben Tunceli'ye gittim, Erzincan'a gidiyorum. Ben Türkiye'nin her yerinde insanların derdiyle dertleniyorum. Ben CHP emekli mitingini yapalım dediğimde, Ahmet Hocam sen aylardır bunu tartışıyoruz değil mi? Emekli doğru, mitingi, adalet doğru, mitingi. Doğru. 25 Mayıs'ta Demokrat Parti olarak miting yapma kararı almamıza rağmen Cumhuriyet Halk Partisi 26 Mayıs'ta yapacağım dediği için Demokrat Parti Genel Başkanımızla birlikte toplandık. Biz CHP ile bir yarış içinde değiliz diyerek mitingimizi iptal ettik. CHP'nin mitingine destek verme kararı aldık. Yani ben emeklinin hakkını savunuyorum diye, ben kademelinin hakkını savunuyorum diye, staj ve çıraklık mağdurlarının hakkını savunuyorum. Çay üreticisinin 17 liraya mahkum etmesine karşı çıkıyorum. Ya bırakın, ben kanun hükmünde kararnamelerle ilgili Özgür Özel'den önce bu tarafa hep söylüyorum. Olağanüstü mahkeme diyorsunuz, olağanüstü yargılamalar diyorsunuz ama beraat etmiş, takipsizlik verilmiş, bu insanları niye göreve vermiyorsunuz diyorum. On binlerce, Ahmet Paşam daha iyi biliyor, on binlerce askeri okul öğrencisi var. Tunceli'de feribottan, karşı feribottan bana bağırıyor. Cemal abi ne olur, biz vatan haini değiliz. Biz Tunceli'nin yiğitleriyiz. Biz Dersim'in çocuklarıyız. Bizi okullardan attılar Cemal abi. Biz Atatürkçüyüz diye bağırıyor. Bizi gündeme getir diyen bu çocukların dertlerini gündeme getiriyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını eleştirmeyeceğim mi? Yanlış yaparsa söylemeyecek miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben müzakereden miyim? Yanayım. Müzakereden yana değilim demeyecek miyim? Sayın ben vekilim. Daha kara gözü... Efendim abi. Sayın vekilim. Ben öyle tahmin ediyorum ki yayının sonundaydı. Reyting düşer diye sizi kullandı. Bence o kadar olumsuz bakmayın yani. Yani ben şunu söylüyorum. Yani ben Özgür Özel veya bir başkası demeyecek miyim? Bu ülkede işgalciler var. Ben işgalcilerin gitmesini istiyorum. Ben bu ülkede Suriyelinin hastanelerden bedava faydalanıp 9 milyon Suriyelinin Sağlık Bakanı tarafından ifade edilip tedavi edildiği bir ülkede bu ülkenin insanlarına randevu verilmeyişine, bu ülkenin insanların kanser ilacı bulamayışına, bu ülkenin insanların 6 ay sonra randevu verilmesine karşı çıkarken, bunu yaparken ya Fahrettin Koca benim arkadaşım deyip vaz mı geçeceğim? Veya Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışlarına karşı çıkarken o zaman AKP'ye de bir şey demeyelim canım. Şimdi sosyal medyada bakıyorum sen CHP'li değilsin. CHP'yi ne hapleştiriyorsun? Özgür Özel ağzıyla bana sataşıyorlar. Ben CHP'li mi olmam gerekiyor? Esas CHP'li değilsem zaten eleştiririm CHP'yi. Esas yanlışlara CHP'de buna karşı çıkacağım tabi. Mustafa Kemal Atatürk'e soysuz denildiğinde CHP sahip çıkmalı diyeceğim tabi. Bu ülkede yaşasın şeriat, kahrolsun cumhuriyet diye bağıranların karşısında CHP orada olmalı diyeceğim tabi. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ın ayak oyunlarına gelip anayasaya uymayan bir adamla anayasa görüşmesi yapma. Bu adam anayasaya mevcuduna uymuyor. Bununla bir araya gelme diyeceğim tabi ben. Bu benim her partiye diyecek hakkım. Ama bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi listesinden vekil olmuşuz. Beyefendi diyor ki CHP'li olanların eleştirmesini anlarım ama CHP'li olmayanın eleştirmesini Cemal Engin yok. Ben de o zaman tekrar beyefendiye sesleniyorum. Beyefendi Türkiye'yi yönetmeye talip ol. Beyefendi iktidar olmaya talip ol. Beyefendi cumhuriyete sahip çıkmaya talip ol. Sen Cemal Enginyurt'u muhatap alma Özgür Özel. Cemal Enginyurt kendi halinde inandığını söyleyen bir adam. İnandığını da söylemeye devam edecek bir insan. Anayasaya sadakatle bağlı kalacağına namusum ve şerefim üzerine yemin ettim diyen adamım ben. Size mi hesap soracağım, şey hesap vereceğim? Sizden mi korkacağım bir şey eleştirirken? Bir o aralarında bir dörtlü çete kurmuşlar. Bu dörtlü çete kimi sevmiyorsa onu dışlayacaklar. Bu dörtlü çete kimi bir dakika, seviyorsa bir dakika. Onu yaklaştıracak. Dörtlü çete kim? Dörtlü çete kim? Aklıma geldi beşli çeteden işte. Beşli çete olunca dörtlü yok, çete yok siz öyle hiçbir şey tesadüfen söylemezsiniz. Kim o dörtlü çete? Dolayısıyla burada herkes haddini bilecek. Ben Cumhuriyet Halk Partililerden daha fazla CHP'yi savundum. Özgür Özel yokken de savundum. Kemal Kılıçdaroğlu'na en ağır sözler söylendiğinde savundum. Kemal Kılıçdaroğlu benim babamın oğlu değil. Niye savundum? Bu memlekette Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanı olarak ülkücüyle, solcuyu, Aleviyle, Sünniyi, Kürtle, Türk'ü, dindarla, laiki, zenginle, fakiri bir araya getirip Halil İbrahim sofrası kuran adamdır. Allah razı olsun dedim. Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün vatan mevzubahisse gerisi teferruattır anlayışına geldik dedim.
Bunu sağlayan adam da Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Her zaman da söylemeye devam ediyorum. Hiçbir rahatsızlığım yok. Ama dedim ya, ben Cemal Enginyurt olarak bu ülke insanının dertleri için varım. Bu ülkenin sorunları için, onları gündeme getirmek için varım. Ve bunu da CHP'den istemek hakkım. Yani CHP vekilim olmam gerekiyor. Ben Türkiye milletvekiliyim. Ben Tunceli'ye gittim. Tunceli diyor ki Keba'nın üzerine bir köprü yapılsın. Karadeniz'de Akdeniz birleşsin bizim sayemizde diyor. Ben bunu söyleyeceğim ve bunu da mecliste gündeme CHP getirsin diyeceğim. Niye? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Namık abim iyi bilir. Bizim gibi milletvekillerine bir saniye söz hakkı verilmiyor, verilmiyor. Üç milletvekiliyiz. Bir saniye söz hakkımız yok o parlamentoda. Antidemokratik bir parlamentodasın. Ama Cumhuriyet Halk Partililere sesleniyorum işte. Çay mitingi yapın, işçi mitingi yapın, KYK'lılara sahip çıkın, atılan askeri okul öğrencilerine sahip çıkın, kademeden 17 yıl kaybedenlere sahip çıkın, staj ve çıraklık mağdurlarına, infaz koruma memurlarına, terörle mücadelede gazi sayılmayanlara, yani bunları söylememden onur duyması gerekirken, gurur duyması gerekirken, çıkıp da Cemal Enginyurt'un neymiş efendim, ben ona demişim ki beni davayı geri çek. Çekme canım. Çok zorlan gittiyse tekrar mahkemeye verme hakkım var. Kaç lira alacaksan söyle avukatın da avukatın tebligatını yapsın göndereyim canım. Bu muydu yani mesele? Türkiye'yi yönetecek Özgür Özel'in, Türkiye'yi yönetecek CHP Genel Başkanı'nın derdi Cemal Enginyurt olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Üstelik de bu Cemal Enginyurt kendini parçalıyor bu millet için. Kendini parçalıyor bu vatan için, cumhuriyet için. Kendini parçalıyor Mustafa Kemal Atatürk için. Yani ben de işin kolayını yapardım ya. Saraya bir ara ben de giderdim. Oturur bir karşılıklı nargile içerdik. Karşılıklı bir kahve içer. Sonra geri dönerdim. Ben de derdim yumuşama dönemi, normalleşme dönemi. Veya hissesimi çıkarmam ben de. Maaşımı alır yan gelip yatarım. Dokunulmazlığım da var nasıl olsa derim. Ama ben çıkmışım. Bir Türkiye adına, bir Türk milleti adına, koskoca bu memleketteki insanlık adına zalimlere karşı mücadele veriyorum. Moğol istilasından bu tarafa en büyük yağma hareketini yapanlara karşı mücadele veriyorum. Kurulmak istenen bir diktatörlüğe karşı mücadele veriyorum. Sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini yıkmak isteyenlere karşı mücadele veriyorum. Şimdi bakıyorum Özgür Özel bana laf söyledi diye CHP'liler beni linç etmeye kalkıyor Twitter'da. Ne yaparsanız yapın.